Merhaba sevgili Başaklar. 8-15 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta başında 7 Aralık'ta Mars burç değiştirdi. Mars bir süredir sizin burcunuzdaydı, artık Başak burcundan ayrıldı ve Terazi burcuna geçiş yaptı. Uzun bir süre 27 Temmuz 2014'e kadar Mars Terazi burcunda ilerleyecek. Bu süre içerisinde 1 Mart-20 Mayıs arasında da retro harekette bulunacak. Mars Terazi burcundayken sizin özellikle e, para evinizde olacağı için maddi konularda etki almanıza neden olabilir. E, zaman zaman harcamalarınız artabilir. Zaman zaman gelir ve giderlerinizle ilgili e, bazı hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz e, bu süreç içerisinde. E, Mars Terazi burcunda çok rahat değildir. O nedenle zaman zaman e, dengeyi e, bulmakta zorlanabilirsiniz. E, Parayla ilgili konular önümüzdeki e, yaza kadar uzunca bir süre daha fazla gündeminizde olabilir. 10 Aralık'ta e, bu hafta Merkür Uranüs arasında üçgen açı oluşacak. Yay burcundaki Merkür ile Koç burcundaki Uranüs arasındaki üçgen açı, özellikle Yay burcundaki yeni ayın etkilerini biraz daha hızlandırabilir. E, sizin için de e, eviniz, aileniz, yakınlarınızla ilgili konularda bazı sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Daha fazla haber alabilirsiniz. Ee, sürpriz bir misafir ağırlayabilirsiniz evinizde. Ee, hayatınız biraz hareketlenebilir ve keyifli olabilir 10 Aralık'ta. 13 Aralık güzel bir gün Jüpiter-Satürn arasında üçgen açı oluşacak. Su grubundaki üçgen açı Toprak grubu olduğunuz için sizi de etkileyecektir ee, özellikle sevgili başaklar yakın çevreniz e, kardeşleriniz e, ile ilgili gelişmeler uzun vadeli istikrarlı gelişmeler söz konusu olabilir veya bir eğitim programı bir seyahat hayal ettiğiniz e, bir süredir amaçladığınız bir seyahati gerçekleştirme imkanı bulabilirsiniz eğitimle de ilgili yine uzun vadeli başarılı olabilecek yeni gelişmeler söz konusu olabilir İş anlaşmaları başlangıçlar içinde. Jüpiter Satürn üçgen açısını değerlendirebilirsiniz. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler içinde uzun vadeli istikrar gerektiren işlerde başarı ve şans verecektir gökyüzünün durumu. Hafta başında ayın seyrine baktığımızda hafta başında pazar pazartesi günleri ay balık burcunda ilerleyecek. Sizin için de ikili ilişkiler, ortaklıklar, karşınızdaki kişiler biraz daha öne çıkacak hafta başı. Hafta ortasında Ay Koç burcuna geçiş yapacak Salı gününden itibaren yine ortaklıklar, ortaklıklardan gelebilecek gelirler, bunun yanı sıra e, banka işlemleri, e, alacaklar, verecekler, ödemeler, kredi işlemleri gibi konular yani maddi konular hafta ortası sizi daha fazla meşgul edebilir. Hafta sonuna doğru Cuma ve Cumartesi günleri ay Boğa Burcu'nda olacak. Boğa Burcu'ndaki ay biraz daha sosyal olmanızı sağlayabilir. Seyahatler, iletişimler öne çıkabilir. Uzaklardaki akrabalarınızla görüşebilir, haberler alabilir. Eğitimle ilgili konularda bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Genel olarak sürpriz, zaman zaman sürprizli, zaman zaman hareketli ve destekleyici enerjilerin olduğu şanslı bir haftadayız. Yeni ayın enerjilerini çok rahat bir şekilde bu hafta kullanabiliriz, hayatımıza geçirebiliriz. Yeni başlangıçlar için de özellikle 13-14 aralığı değerlendirebiliriz. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum sevgili başaklar. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.